Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Yüzüklerin Efendisi serimiz devam ediyor. Bugün İki Kule'nin 3. kitabının 7. bölümündeyiz. Bölümümüzün ismi Kavşağa Yolculuk. Arkadaşlar peşinden söyleyelim. Siz videoyu beğenin. Herkes beğendi mi? Herkes şu an beğenmiştir belki. Evet. Çok uzun bir şey değil. Abone olmayanlar varsa hemen bir abone oluyoruz. Ondan sonra da şunu söyleyeyim. Bölüm kısa. Ne yapayım? Tolkien babamız biraz kısa yazmış. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden sakın alınmaca, küsmece, kızmaca yok. Evet. Değil mi Zafer abi? Aynen öyle. Buyur abi, bölüm evet. Başlasın. En son şey oldu. Faramir'le Frodo'nun konuşmasından sonra Gollum'u yakalamışlardı. Gollum'a zarar vermeyecekleri ortaya çıkmıştı. Artı Faramir de siz madem öyle istiyorsunuz kendi yolunuza devam etmenize izin vereceğim. Gollum da sizinle beraber devam edecek demişti. Ondan sonra da işte sabaha karşı zaten adamlar hareketleniyor. Kolcular toparlanma hazırlıklarına falan başlıyorlar. Frodo ile Sam de gidip o sırada biraz daha dinlenelim diye yataklarına yatıyorlar. Gollum'u ise bunların götürdükleri yerde tutuyorlar yanlarında değil. Ve daha sonra da haberciler geliyor. Buyurun kahvaltıya diyorlar. 3 kişilik bir masa hazırlanmış. Sam, Frodo ve Faramir beraber kahvaltılarını yapıyorlar. Bir gün önceden ta savaştan beri Faramir'in hiç uyumadığı halde hiç de uykusuz ve yorgun durmadığını fark ediyorlar Frodo ile Sam. Yemekleri bitirdiklerinde ayağa kalkıyorlar. Şey diyor Faramir, umarım diyor yolda açlık size sorun yaratmaz. Çünkü çok az tedarikiniz var. Yolda da öyle yiyebilecek şeyler falan bulabilmeniz çok mümkün değil. Gerçi diyor size küçük bir erzak paketi hazırlattım ben buradaki yiyeceklerden falan. Hani yemeğinizi bir süre destekleyebilmek için ama çok fazla bir şey yok. İtilende giderken diyor zaten su sorunu olmaz. İtilendeki ırmaklar hem çok bol hem de suları temizdir. İstediğiniz kadar oradan doldurup içebilirsiniz sularınızı falan. Ama diyor İmlat Morgul'dan yani yaşayan ölüler vadisine doğru doğuya doğru geçtiğinizde orada diyor hiçbir sudan içmeyin çünkü o sular gölgeyle beraber kirlenmiş sulardır, zehirlerdir. O yüzden oralarda su falan içmeyin. Bir de diyor şunu size söyleyeyim, bütün diyor çevreye yaydığım kolcular, gözetmenler geri döndüler. Hatta diyor tam Maron'dan kara kapıyı görebilecek kadar uzağa gönderdiklerim bile geri döndüler. İnanılmaz bir sessizlik var ortalıkta. Düşmanın hiçbir askeri, hiçbir ork belirtisi, hiçbir Nazgül görüntüsü falan yok. Tamamen sakin ortalık. Yalnız bir gariplik var. Kuşlar bile ortalıkta yok. Ama böyle bir sanki zoraki bir barış ya da fırtına öncesi bir sessizlik var. O yüzden de belli bir süre siz doğuya direkt olarak sapmayın. İtilenden güneye doğru devam edin. Döneceğiniz yere geldikten sonra doğuya dönün ki hem susuzluk falan çekmeyin hem de yollar düzgün. Daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bu isimsiz ülke üstünde diyor oluşan sessizlik falan bence diyor büyük bir felaketin ön habercisi. Siz diyor bu felakete kalmadan inşallah amacınıza ulaşırsınız. Daha vaktiniz varken çabuk olun. Eğer diyor hazırsanız da diyor artık yola koydun sizi yolcu edelim. Çünkü güneş doğdu doğacak. Hobbitler denklerini alıyorlar. Daha öncekilerden daha ağır tabii. Çünkü yiyecek falan konulduğu için ekstradan su falan konulduğu için denkleri daha dolu ve ağır. Bir de cilalı tahtadan demir katmalı içinden böyle örülmüş derilerin falan geçtiği kalın siyah iki tane asa var yanlarında. Faramir diyor ki ayrılırken diyor size verecek çok fazla uygun bir şeyim yok. Hani size çok yardımcı olacak bir şeyim yok. Ama diyor bu değnekleri alın. Vahşi doğa içinde yürüyen ya da tırmananlara yardımcı olurlar. Akdağların insanları kullanır bunları. Biraz da böyle büyülü bir halleri de var. Mesela diyor size gitmek istediğiniz yolda kaybolmamanızı sağlar ya da geri dönmek istediğinizde doğru yoldan geri döndürür. Umarım Mordor'un gölgesi hakkında bu büyülü özelliklerini kaybetmezler. Yürürken çok yardımcı olurlar. Aynı zamanda da hem baston görevi yaparlar bir yeri çıkarken ederken falan rahat olur. Bu diyor Lebetron ağacından ki Gondorlu oymacıların en çok sevdiği ağaçlardan birisidir bu. Lebetron ağacından yapılmış büyülü asalardır. Küçük büyüleri var ama değerli büyüleri var. Lebetron'u filmlerde nerede görüyoruz? Şeyde görüyoruz Lebetron ağacından. Aragorn'un taç giyme töreninde siyah bir tabut gibi, küçük bir tabut gibi şeyin üstünde geliyor şey taç. O alttaki siyah tahta Lebetron ağacı tahtası. Filmde de orada detaya görüyoruz. Sinirleri bozuldu. Bunu da bilmezsin bu abi yani. Patronun sinirleri bozuktu arkadaşlar, kusura bakmayın. O ağaç diyor o işte. Sanki kendi oymuş. Atıyor mu diyorsun yani? Atıyor ya. İstersen şey de yapabiliriz yani bunu etimolojik olarak da inceleyebiliriz. Abi atıyor musun? Doğru söyle. Arada atıyorsun değil mi? Yok ya vallahi öyle ya. Biz bilmiyoruz ya. Öyle ya kesin ya. Öyle. Kesin öyle ya. Hiç kimsenin bilmediği bir yerde özgüvenli konuşan mutlak doğruyu söyler. Bu
iş böyle. Bu iş böyle abi. Evet. Hobbitler yerlere kadar eğilerek selam veriyorlar tabii. Hani çok mutlu da oluyorlar. Faramir zaten çok saygı duyuyorlar bu bilgeliğinden dolayı. Merhametliler merhametlisi ev sahibimiz diyor Frodo. Elrond yarı elf diyor. Ayrık vadide zaten yol üstünde diyor. Hiç ummadığın dostluklar ve destekler göreceksin dedi. Ama diyor ben bile bu kadar iyi bir dost ve bu kadar iyi bir yardım görebileceğimi tahmin etmezdim. Elrond'un dediği çıktı. Böyle bir şeyi bulmak, sizin gibi bir dostu, sizin gibi bir desteği bulmak diyor çok büyük bir iyiliğe sebep oluyor dolaylı olarak diyor. İçimi rahatlatıyor. Gitmek için hazırlanırken artık hani yola koyulacaklar, Gollum'u getiriyor diğer kolcular falan. Gollum tırsıyor tabii, o hep ürkek, korkak, mutsuz. Faramir'e falan hiç bakmıyor, göz göze gelmiyor. Direkt efendisinin Frodo'nun yanına gidiyor, orada sessizce duruyor. Bir tedirginlik hali var ama o ilk başta yakalandığı zamanki falan o anormal korkan, tedirgin olan ya da saldırgan gibi duran bir tarafı yok. Daha sakinleşmiş bir durumda. Faramir şey diyor, burada Lorien ormanlarında rastladığımız şeyi konuşuyorlar. Aslında tekrar bir edebi tekrar var burada. Diyor ki buradan diyor çıkarken yolu görmemeniz için hepinizin gözlerini bağlamam gerekiyor. İtilenin diyor havuzunu oradan çıkacaksınız. Oranın diyor gizli kalması için hepinizin gözlerini bağlamam gerekiyor normalde. Ama diyor eğer kabul edersen diyor Frodo, sen ve hizmetkarın Sam'in gözlerini bağlamama gerek yok. Ama Gollum'un diyor kesinlikle buraları tanımaması lazım. O yüzden onun gözlerini bağlamamız gerekiyor. Gollum vıyaklayıp bağırmaya falan başlıyor. Gözümü acıtacaklar, beni bağlayacaklar falan diye. Frodo da şey diyor. Ya diyor şöyle yapalım. Hepimizin gözünü bağlayın. İlk başta da diyor benim gözümü bağlayın ki Gollum benim gözümün bağlandığını görsün. Zarar vermeyeceğini bilsin. O zaman daha az huysuzluk eder. Abi bu hareketi nereden hatırlıyoruz? Cüce Gimli ile Legolas'ın inatlaşmasında Aragorn'un hepimizin gözlerini bağlayın demesiyle. Bunun bir tekrarı gibi o iş işte. Aragorn'dan rol çalıyor ya Frodo. Rol mu çalıyor Frodo? Bayağı. Nazikçe hepsinin gözlerini bağlıyorlar hakikaten. Ve Henethanu mağarasından çıkartılıyorlar. Biraz yukarı, biraz sağa, biraz sola işte. Gitgide derenin sesi azalarak devam ediyor. Sonunda böyle bir gölgeye geldiklerini hissediyorlar gözleri bağlı bir şekilde. Faramir diyor ki gözlerini açın. Gözleri açıldığında itilen ormanlarında böyle bir alandalar. Üstleri tamamen ağaçlarla falan kaplı. Ufak da bir ışık sızıyor ağaçların arasından. Faramir geliyor Frodo'yla Sam'in yana, diyor ki işte yollarımızın ayrılma noktasına geldik. Artık burada yollarımız ayrılıyor. Eğer diyor öğüdümü dinleyecek olursanız olabildiğince güneye doğru gidin. Çünkü şu sırada diyor oradan bir tehlike gözükmüyor. Hem yolları düzgün, hem itilende su mu bulmanız kolay, hem de diyor gölgeden yararlanırsınız. Doğal gölgeden, karanlık gölgeden değil de ağaçların altındaki gölgeden çok fazla yorulmadan devam edersiniz yollarınıza. Daha sonradan diyor nereye gidecekseniz doğuya doğru oradan gidebilirsiniz. Batınızdaki arazinin büyük vadiler halinde bazen aniden dimdik, bazen de aşağı indiğini göreceksiniz. Ama yolunuz o inişler ve çıkışlarla devam edecek doğuya dönene kadar. Yolumuzu kaybettik ya da doğru yolda gitmiyoruz diye düşünmeyin. Topraklar diyor sahte bir barışın rüyasını görüyor şu anda. Bir süre için bütün kötülükler çekilmiş gibi. Elinizde fırsat varken yolumuz açık olsun. Ayrılıyoruz. Ondan sonra da hobbitlere tek tek sarılıyor Sam'le Frodo'ya. Sonra yanlarında diz çöküyor ve ikisinin de omuzuna ellerini koyuyor. Bu bir Gondor vedalaşma ritüeli. Bütün iyi insanların iyi niyeti üzerinize olsun diyor Frodo'yla Sam'e. Frodo da Sam de yerlere kadar eğiliyorlar. Sonra Faramir ayağa kalkıyor. Dik bir şekilde adamların yanına gidiyor. Çok ufak bir diyalogdan sonra bir anda adamlar inanılmaz hızlı hareket ediyorlar. Faramir de dahil. Bir bakıyorlar hiç kimse kalmamış çevrede. Büyülü gibi yok olmuşlar Faramir ve kolcuları. Orada Frodo bir içine acı düşüyor. Bir kaygı düşüyor böyle. Ama şeyi de takdir ediyorlar. Yani nasıl iyi askerler, nasıl iyi kolcular. Yani bir anda gözden görünmez oluyorlar falan. Ama Faramir'le sonsuzca ayrıldığını düşünüyor Frodo ve içi de acıyor. Benim Barayir çetem de böyledir abi. Evet, Barayirler öyle. Barayir nerede ya onlar şu an? Twitch'te. Kolcular şu an Twitch'te, YouTube'da, Instagram'da geziyorlar. Onu bağlıyorlar. Frodo iç çekiyor, güneye doğru dönüyor, yollarına doğru gidecek yere doğru dönüyor. Bu tür diyor kibarlıklara olan saygısızlığın altını çizmek istercesine Gollum huysuz bir şekilde bir ağaca yaslanmış toprak kazıyor, eşeliyor huysuz huysuz falan. Hatta Sam şey diyor, daha şimdiden acıktı mı diyor, solucan molucan mı arıyor, aldık başımıza belayı diyor, bundan gene kurtulamadık falan. İçinden böyle düşünüyor. Gollum diyor ki sonunda gittiler mi? Böyle hevesli bir şekilde etrafta kimse olmayınca. Pis kötü insanlar, Smeagol'un boynunu hala canısını acıtıyorlar. Bağlamışlar ya boynundan. Evet, acıtıyor efendim. Haydi gidelim.
Frodo diyor ki evet diyor, haydi gidelim ama diyor sana bu kadar vicdanlı davranan, bu kadar iyi davranan insanlar hakkında sadece kötü şeyler söyleyeceksen çeneni kapatsan iyi olur. Hiçbir şey söylememeni tercih eder. Sméagol hemen kıvırıyor tabii durumu, diyor ki Cici Bey, Sméagol şaka yapıyordu canım. Hep affeder, öyle yapar. Evet evet, hatta beyin minik hilelerini bile. Aa evet Cici Bey, Cici Sméagol. Frodo ile Sam cevap vermiyorlar bu diyaloğa. Denklerinde yükleniyorlar, asalarını ellerine alıyorlar. İtilinin ormanına güneye doğru dalıyorlar. 7 fersah kadar ilerliyorlar. 2 kere de dinleniyorlar yol sırasında. Bir ilk dinlendiklerinde Faramir'in koyduğu yiyeceklerden diyorlar. Neler koyduğuna bakınca bayağı kuru meyve koymuşlar. Kuru meyveler var. Tuzlu etler var ve tazeliğini koruyabildiğince rahatça yiyebilecek kadar bolca da ekmek koymuşlar. O bakımdan açlık çekmeyecekler belli bir süre. O belli. Ya Gollum netsin. Gollum hiçbir şey yemiyor onlardan tabii. Gollum o yemeklerden hoşlanmıyor. Muhtemelen işte o da kurbağa murbağa bir şeyler bulup onları yiyordur ya da solucan olucan buluyordur. Abi gerçi nehir var orada. Nehir var, balık yakalar yer. Ama o bir şey yemiyor zaten. Gollum onlarla beraber bir şey yemiyor. Etraflarında böyle bir sessizlik var. Sanki bütün kuşlar uzaklara kaçmış gibi. Yani ormanda bir tehlike yok. Yolda görebildiklerince hiçbir tehlike de görmüyorlar. Ama çevrede çit çıkmıyor. Tamamen bir sessizlik hakim. Karanlık sessiz ormana erken indi diyor Tolkien. Yani böyle çok hızlı bir şekilde akşam üstüne doğru geliyorlar. Frodo uzanarak böyle dinlenmeye başlıyor. Uyku çekmeye çalışıyor. Kadim bir ağacın altında yosunlardan biraz böyle hafif yatağımsı bir şey olmuş tam ağacın köklerinde. Oraya uzanıyor, uykuya geçiyor. Sam yanında daha huzursuz. Hani Gollum'a güvenemediği için çok uyumuyor. Arada bir dalıyor, uyanıyor falan. Bir süre sonra bakıyor ki Gollum etrafta yok. Gitmiş, nereye gitmişse muhtemelen yiyecek aramaya gitmiştir. Gollum olmadığı zaman o biraz daha uyuyor ama sık sık da en ufak bir tıkırtıda ayağa kalkıyor. Daha sonra böyle Sam hafifçe dalmışken güneş tekrar doğmaya başladığında, gece bittiğinde günün ilk ışıltılarıyla dört ayak üstünde Gollum pata pata geliyor. Sam uyanıyor. Kalkmak lazım. Evet, kalkmaları lazım. Hala gidecek uzun bir yol var. Güneye ve batıya. Hobbitler acele etmeli diye. O gün de bir önceki gibi yollarını aynı şekilde çok uzun mesafelerde ufak yemek aralıklarıyla devam ediyorlar. Ağaçlar gitgide güneye doğru indikçe daha boğucu olmaya, gölge daha koyu olmaya başlıyor. Tam olarak karartı olmasa da. Böyle gök gürültüsü mayalanıyormuş. Sanki büyük bir fırtına bekleniyormuş gibi bir his var havada. Büyük bir sessizliğin yanında. Gollum'da bir tedirginlik var. Sık sık havayı kokluyor ki diğer anlatılardan da biliyoruz aslında Gollum havayı koklayarak nereye gideceğini de saptıyor. Yani sadece gözleriyle değil kokuya göre de yön bulabilen bir canlıya dönüşmüş. Ve kendi kendine mırıldanıyor ve hep bunların önünde daha hızlı gidiyor ve ikisinin de daha hızlı yol alması için mecbur ediyor. Yani aradaki mesafe kopmasın diye. Günlük yürüyüşlerin üçüncü aşaması devam ederken orman açılıyor. Ağaçlar daha bir seyreliyor. Daha geniş bir alana geliyorlar. Yalnız o geniş alandaki daha seyrek ağaçlar terk ettikleri ormana göre daha devasa ağaçlar. Daha eski, daha yıllanmış ağaçlar. Kahverengi yeşil tomurcukları, yeni yeni kabaran dev meşeler, muazzam genişlikte gövdeleri olan çoban püskülü ağaçları geniş açıklık alanlarda kapkara bir gölge oluşturarak heybetleriyle yükseliyorlar. Ama çevrede hiçbir canlı yaratık yok. Yani sadece kuş sesleri yok değil, işte sincap da yok, bir başka canlı da yok, bir böcek de yok. Çevrelerinde hiçbir hayvan yok. Ama Gollum gene de bir tedirgin, hiç kimse olmamasına rağmen bir ürküntü içinde dikkatli yürüyorlar ve Gollum sürekli onları olabildiğince gölgeden yürütüyor. Hani dışarıdan ilk seferde görülme ihtimalini ortadan kaldırmak için. Ormanın sonuna vardıklarında ışık büyük bir hızla azalmaya başlıyor. Akşam normalden daha hızlı iniyormuş gibi hissediyorlar. Önlerinde derin loş bir vadi var. Öte yanında da orman yeniden oluşmaya başlıyor. Tekrar o seyrek ağaçlı yerlerden bir orman başlangıcına doğru yaklaşmışlar. Orman yeniden sıklaşmaya başlıyor. Sağ taraflarında Gondor dağları parlıyor. Sağ tarafları dedikleri batı oluyor güneye indikleri için. Sollarında karanlık uzanıyor. Oradaki gölge hava karaltısından daha koyu bir gölge. Doğuda özellikle bir karanlık var Mordor tarafında. Mordor'un yüksek duvarlarını karanlığın içinde iyi kötü fark ediyor Frodo. Oranın başka bir ortam olduğu belli. Kötücül bir ortam olduğu belli. Anduin'e doğru dimdik alçalan, durmadan genişleyen bir oluk gibi bir dere Anduin'e doğru akıyor. Aceleci bir ırmak, böyle çok hızlı, coşkun bir akışı var. Irmağın yanında da gene ırmakla paralel devam eden soluk bir kurdele gibi hafif zikzaklarla dolana dolana devam eden bir yol var. Ama o yola hiç ışık düşmüyor gölgeden dolayı. Tamamen böyle loşlaşmış karanlık bir yol. Gölgeli bir deniz üzerinde yüzermiş gibi görünen eski kulelerin kasvetli ve karanlık yüksek sönük tepeleri ve kırık sıvı uçlarını uzaktan seçebiliyormuş gibi geldi diyor güneye baktığında. Çünkü orada zamanında Gondor'un olan, sonra Mordor'larca işgal edilmiş ve harap
mağaraya dönmüş küçük bir yerleşim alanı var. Sanki onun yüksek şeylerini falan o karanlığın içinde Frodo fark ediyordu diyor. Frodo Gollum'a dönüyor. Nerede olduğumuzu biliyor musun Gollum diyor. Evet beyim, tehlikeli yerler burası. Burası Ay Kulesi'nden gelen yol beyim. Gelip nehrin kıyısılarındaki harabe şehre giden yol. Harabe şehir. Evet evet, çok kötü bir yer. Düşmanlarla dolu. İnsanların öğüdünü dinlememeliydik. Hobbitler yoldan çok ayrıldılar. Şimdi doğuya gitmek lazım. Ta yukarıya diyor. Bu yolu kullanamayız. Yo kullanamayız. Gaddar kişiler gelir bu yoldan. Muhtemelen güneyden gelen haradirimleri falan bu yolu kullandığından bahsediyor. Bu yoldan gidemeyiz diyor. Kuleden aşağıya gidemeyiz. Frodo yola bakıyor. En azından o an üzerinde hiçbir şey hareket etmiyor. Yani gelen giden yok. Düşman yok. Fakat havada kötü bir his var. Böyle onu hissediyor. Oradaki yoldan gelen havada bir karanlık, bir kötücül bir durum var. Artık geceye doğru gelmiş. Akşam falan olmuş. Gece yaklaşıyor falan. Frodo yeniden uzak kulelere, hayallerini gördüğü yere baktıkça o kulelerin de kötücül bir hal aldığını hissediyor ve göğsü daralıyor. Suyun sesi de soğuk ve zalimce geliyor kulağına. Sanki o tarafa yaklaştıkça coğrafyaya bütün kötülüğün sindiğini hissediyor. Morgul Duin'in, yani Tayflar Vadisi'nden çıkıp gelen pis bir nehir olduğunu hissediyor. O nehrin rahatlatıcı bir nehir olmadığını hissediyor. Frodo diyor ki ne yapacağız diyor. Uzun zamandır yürüyoruz. Uzun da bir yol kat ettik. Hani az bir mesafede kat etmedik. Gayet iyi geldik. Arkadaki ormanda diyor gizleneceğimiz bir yer mi bulsak geceyi geçirmek için? Gollum, karanlıkta saklanmamız gerekmez efendim diyor. Hani karanlıkta devam etmemiz lazım. Artık hobbitler gündüzleri saklanmalı. Evet, gündüzleri. Sam kızıyor bu sefer. Haydi oradan diyor. Gece yarısı yeniden kalkacak olsak da şimdi diyor dinlenmemiz lazım, artık çok yorulduk. Gollum'la bir inatlaşıyorlar falan ama Gollum hem efendisi hem Sam ısrar edince dinlenmeye daha fazla itiraz edemiyor ama çok tedirgin oluyor. Biraz arkaya, ağaçların oraya doğru gidip kalabilecekleri, geceyi geçirebilecekleri daha yoldan uzakta gizli bir yer aramaya başlıyorlar. Kötü yolun diyor o kadar yakınında bir yerde duramayız efendim. Kötü yoldan biraz uzakta durmamız lazım. Haradrimlerin ya da orkların geleceğinden korkuyor muhtemelen. Onlar da böyle geriye doğru ilerledikçe devasa bir ağacın, Pirnalin ağacının gövdesinin birleştiği yere geliyorlar. Orada üçünün de kalabileceği bir ağaç genişliği var. Frodo ile Sam biraz ekmekle kuru meyve yiyorlar ama tedirginliklerinden dolayı uyuyamıyorlar. Yalnız Gollum vuruyor kafayı, uyuyor gece yarısına kadar. Tam tahmini olarak gece yarısı olduğu zaman patlanak uyanıyor Gollum. Artık yola gitmemiz lazım. Dinlendik mi? Güzel güzel uyuduk mu? Hadi gidelim diyor. Sam de ki dinlenmedik de uyumadık da. Fakat eğer gitmemiz gerekiyorsa gideriz. Gollum hemen ağaçtan atlıyor. Dört ayak üzerine iniyor. Hobbitler daha yavaş, böyle yorgun bir şekilde onu izliyorlar. Aşağı iner inmez de Gollum önde, bu ikisi arkada, doğuya doğru yollarına devam ediyorlar. Doğuya doğru gittikçe yolun düzlükten vazgeçtiğini ve doğuya doğru hafif meyillerle gitgide dikleşen bir şekilde yokuş tırmanmaya başladıklarını hissediyorlar. Yalnız o yolun doğusuna geçtiği andan itibaren normal geceden daha karanlık bir karanlığa dalmış oluyorlar. Hatta bazen kimi ağaçlara falan çarpmadan önlerindeki ağacı bile göremez oluyorlar. Yalnız Gollum bundan çok rahatsız değil. Gollum'un gözleri artık mağaralarda yaşamaktan gece karanlığına çok alıştığı için o çok rahatsız olmadan devam ediyor. Bunlar da eski zamanlardaki şoförlerin öndeki arabanın sis lambalarını takip ettiği gibi Gollum'un gözlerini takip ederek onu devam ediyorlar. Çünkü yeşil yeşil parlıyor Gollum'un gözleri. Gitgide böyle yarıklardan, ağaçların yanından, hafif tepelerden çıkarak bayağı uzun bir yol kat ediyorlar, tırmana tırmana. Doğudan büyük bir soluk bulanıklık yıldızları yiyerek yavaş yavaş büyüyordu diyor. Daha sonra batmakta olan ay peşinden geldi ama ay da çok kısa bir süre göründü ve o karanlığın gölgenin arkasından kayboldu. O sırada Gollum duruyor ayda kaybolunca, diyor ki as var Güntüs'e. Hobbitler acele etmeli. Bu yerlerde, açıklarda durmak emniyetsiz. Acele edin. Hani artık gündüz oluyor, bir yere gidelim, dinlenmek üzere duralım. Adımlarını olabildiğince hızlandırıyor Sam ile Frodo da. Kısa bir süre sonra büyük dimdik bir tepeyi tırmanmaya başlıyorlar. Ara ara eskiden yakılmış ateşlerin izleri olan açıklıklar görülse de çoğunluğu böyle katır tırnağı gibi, çay üzümü gibi kısa sert dikenli çalılıklardan oluşmuş bir yere geliyorlar. Yalnız bu çalılıklar falan o kadar devleşmiş, o kadar yükselmiş ki çalılık olmalarına rağmen yerden 1,5-2 metre kadar yukarıdan başlıyor çalılıklar kökleriyle beraber. O yüzden Frodo ile Sam bıdırık oldukları için sürünerek değil de ayakta yürüyerek o çalıların altlarından devam edebiliyorlar. Hani biraz işlerini kolaylaştırıyor. Geniş tepenin arka
arka yamacına devam ettikleri zaman da dikenlerin böyle yerlere kadar eğilen dalları, yaşlı fundalıkları falan, o kargaşayla örtülmüş yollar falan görüyorlar. O çalılardan biraz uzakta bir yer buluyorlar. Gene çevre çalılık. Artık daha fazla yürüyemeyiz diye orada dinlenmeye karar veriyorlar. O çalıların arasından falan geçerken o kadar yorulmuşlar ki yemek bile yiyemiyorlar. Yani herhangi bir şey atıştırmıyorlar. O kadar yorulmuşlar. Yavaş yavaş da oraya uzanıp çalıların arasından doğuya doğru bakarak günün yeniden doğmasını izliyorlar. Fakat aslında doğmasını izliyorlar derken burada bir şey var. Normalde günün doğuşunu biliyorlar, doğacak olduğunu biliyorlar, izlemeye çalışıyorlar ama doğu o kadar karanlık ki güneşin doğduğunu falan fark edemiyorlar. O kadar kahverengi ve alacakaranlık bir gün oluyor. Doğuda alçalan bulutların altında donuk kırmızı bir parlaklık olarak kalıyor güneş. Hiç şey yapmıyor. O kadar kapatmış yani. O güneşin hiçbir sarı ışığı bu tarafa gelmiyor. Arada kalan topraklar da gecenin tüm yoğunluğuyla uzandığı ve bir türlü aydınlanmadığı çentik çentik tepelerden oluşan ve doğuya gittikçe yükseltileri artan o tepelerden böyle çok zor bir arazi, çok korkunç bir araziye doğru devam ettiğini fark ediyorlar iyi kötü baktıklarında. Sağ yanlarında uzakta büyük bir dağ sırtı, gölgeler arasında batı yönüne doğru karanlık ve simsiyah uzanarak sıra dağlardan ayrılan bir yükseltiler birlikteliği görüyorlar. Frodo şey diye soruyor Gollum'a tekrar. Buradan nereye gidiyoruz diyor. O öndeki ufak bir açıklıktan bir ova gibi bir yer var. Şurası uzak doğu siyah kütlenin arkasındaki Morgul Vadisi açıklığı değil mi Gollum diyor. Sen de şey diyor, şimdiden bunu düşünmesek olmaz mı diyor Morgul Vadisi açıklığı deyince. Herhalde diyor bugün, tabi buna gün denebilirse hava aydınlanmadığı için, daha fazla ilerleyecek değiliz. Hani bir şu kötücül düşüncelerden ayrılsak da hem biraz kafamızı dinlendirsek hem de bedenimizi dinlendirsek belki de gitmek zorunda değiliz. Belki de değiliz diyor Gollum. Fakat en kısa zamanda kavşağa gitmemiz lazım. Evet kavşağa, şu taraftaki yer. Evet beyim orası diyor Frodo'ya. Mordor üzerindeki kırmızı parlaklık da yitip gidiyor. Doğuda koca koca dumanlar yükselip böyle bütün o doğudan önlerine doğru yayılmaya başlıyor gökyüzünde. Sam'le Frodo bir şeyler atıştırıyorlar ama Gollum çok huzursuzlanıyor. Bir şeyler atıştırmıyor, sadece bir iki yudum su içiyor. Sonra da çalıların altına kıvrılarak burnunu çekmeye, kendi kendine mırıldanmaya, kendi kendine söylenmeye başlıyor Gollum. Sonra da bir bakıyorlar Gollum oradan fırtmış, yok ortalıkta. Hı. Sam diyor ki avlanmaya gitti herhalde diyor. Hani bir anda yok olduğuna göre acıktı. Sam esniyor. Bayağı uykusu gelmiş ve uyku sırası Sam'in şu anda. Sam'in uyuması lazım. Şey diyor Sam, ben uyuyorum beyim diyor. Beni çok gecikmeden 1-2 saat içinde uyandır. Daha sonra da sen uyu dinlen diyor. Hani Gollum'da ortalıkta yokken. Bir uykuya dalıyor. Uykuya daldığı gibi de gene kendi evinde, şairde olduğunu düşünüyor rüyasında. Sırtında çok ağır bir çanta var ve evinin bahçesi falan bayağı çalılarla malılarla kapanmış böyle. Şey diyor içinden, çok yorgunum ama diyor bütün buralar falan da temizlemek lazım. Yapılacak çok iş var falan. Sonra rüyasında bir şeyi aradığını düşünüyor. Ben diyor ben bir şey arıyordum. Bir şey vardı falan. Sonra bir anda Allah kahretsin diyor. Pipomu arıyordum ve pipom çantamın içindeydi. Nasıl aklıma gelmedi diyor. Pipom diye uyanıyor. Yazık ya. Çok yazık gerçekten. Başından beri diyor dengemin içindeydi benim pipo. Ama şeyi de fark ediyor. Tamam dengemin içinde olabilir şimdi de pipo. O rüyaydı ama şu anda da dengemin içinde olabilir de ne tütün var ne bir şey var. Hani piponun olmasının bir anlamı yok. Çıkın çıkmazından yüzlerce mil uzakta olduğunu da fark ediyor. Çıkın çıkmazı nereye, Mordor'un kapıları nereye yani. Doğrulup oturuyor ve şeye hayret ediyor. Ortalık tamamen zifiri karanlık. Ben diyor demek ki çok fazla uyumuşum. Gece yarısına kadar uyumuşum diyor. Hatta şey diyor efendisine, siz hiç uyumadınız mı Bay Frodo diyor. Saat kaç, geç oluyor galiba. Siz beni neden uyandırmadınız bu saate kadar? Frodo diyor ki hayır geç değil diyor. Sadece hava fazla karanlık. Sen diyor uyuyalı en fazla 2-3 saat oldu. Anlayabildiğim kadarıyla diyor günün ortası bile olmadı daha yani. Öğlen bile olmadı. Saat 10-11 diyor. Hani anca. Ve 3 saat anca uyumuşsundur diyor. Yani 2-3 saat anca uyumuşsundur. Sen de diyor ki neler oluyor acaba? Bir fırtına mı yaklaşıyor? Eğer öyleyse diyor şimdiye kadar gördüğümüz en korkunç fırtına yaklaşıyor olmalı. Değil diyor bu çalıların ardında kalmak. Camları pencereleri kapalı bir Hobbit oyunda olmayı bile arayabiliriz diyor. O kadar korkunç bir fırtına geliyor olmalı. Bir anda da böyle bir gürültü oluyor. Bir yer sarsılıyor falan. O da ne diyor? Gök gürültüsü mü yoksa davul sesi mi? Nedir bu sesler efendim diyor Frodo'ya. Frodo da bilmiyorum diyor ama epey bir zamandır sen uyuduğundan beri ara ara böyle çok büyük bir gürültü geliyor. Gök gürültüsü mü, davul sesi mi yoksa toprak altından gelen bir şey mi? Ayırt edemedim ama bu gürültü sürekli duyulmaya başlıyor. Gollum nerede efendim diyor. Daha gelmedi mi? Frodo hayır henüz gelmedi diyor Gollum. Dönme.
vermedi. Sam de diyor ki diyor onu bağlayamam ya. Bağlayınca izin vermiyorsunuz, kızıyorsunuz. Yolda giderken diyor bir şey kaybetmekten nefret ederim ama şu Gollum'u yolda giderken kaybetsek diyor hiç üzülmeyeceğim. Taktı ya. Taktı Gollum. Takık, hakikaten çok kötü taktı. Evet. Ama kaçmak da diyor onun tavrına yakışır. Tam buraya kadar geldik diyor, bize yol gösterecekti bilmem ne. Şimdi kaçmışsa diyor şimdi kaçar diyor. Yani kaybolduğundan rahatsız değilim ama bu hainliği de o yapardı falan. Zaten diyor bize ne yararı oldu ki? Hiçbir yararı olmadı. Frodo bataklıkları unutuyorsun diyor. Bataklıkları onun sayesinde geçtik. Umarım diyor ona hiçbir şey olmamıştır ve geri döner. Umarım diyor bir numaralar çevirmiyordur sende. Her halükarda başka elleri düşmesini ben de istemem. Orkların eline falan düşerse diyor alır getirir bizim yanımıza. Bizim başımız daha çok belaya girer. Tam o anda böyle yeniden gürleyen, gümbürdeyen bir ses duyuyorlar. Ama bu sefer daha derinden ve daha kuvvetli geliyor. Ayaklarının altındaki toprak titriyor artık o neyin sesi işte. Zaten diyor Frodo başımız belada. Korkarım yolculuğumuzun sonuna geldik. Yani devam edemeyeceğiz buradan daha fazla. Sam de belki de diyor öyledir ama çıkmadık candan umut kesilmez efendim diyor. Benim yaşlı babalığın dediği gibi ümit olduğu gibi kayıntıya da ihtiyaç vardır. Biz diyor bir şeyler yiyelim diyor. Çok güzel lafmış. Ekmeğimize bakalım. Ekmeğimize bakalım. Biz diyor bir şeyler yiyelim sonra da diyor sen biraz uyu dinle. Sam'in tahminine göre böyle akşamüstü falan ya da akşamın bir tık ilerisi gibi olduğu zaman o üstündeki çalı örtüsünden baktığında sadece yavaş yavaş özelliksiz bir karanlığa bakıyor. Yer yer grileşen, çoğu zaman kahverengileşen bir karanlığa. Hava boğucu, bayağı nemli falan herhalde. Ama sıcak değil yani. Sıcaktan pişmiyorlar en azından. Frodo da habire huzursuzca yarı kabus görür, yarı rahatsız rüyalar görür gibi uyumaya devam ediyor. Hatta uykusunda birkaç kez seslerinden Gandalf diye bahsettiğini duyuyor. Zaman bitmez tükenmez bir şekilde sürünüp duruyordu. Uzuyordu zaman diyor. Burada da eriyen zaman tablosu Salvador Dali'nin akıllara geliyor. En azından benim aklıma geliyor. Sam aniden arkasından bir tıslama sesi duyuyor. Gollum'un sesi tam arkasında yani. Bu da pislik ya. Aynen abi. Yani resmen gıcığına yapıyor yani Gollum'da. Arkadaşım önceden bir ben geliyorum de. Yani. Uzaktan tıslama. Ulan zaten geliyor. Ölümün kenarındalar. Her şey tedirgin değil mi? Sen niye patlanak arkadan geliyorsun? Bir de sana en takık adam. En takık adam. O ona gıcık, o da ona gıcık. Gollum dört ayağı üzerine pat diye önlerine atlıyor. Diyor ki uyanın, uyanın uykucular. Uyanın, kaybedecek zaman yok. Gitmemiz lazım. Evet, hemen gitmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Sam ona kuşkuyla bakıyor. Diyor ne oldu da hani birden bu kadar tedirgin oldu? Niye bir an önce gitmemiz gerekiyor diye tutturuyor falan. Şimdi mi diyor, aklından neler geçiyor senin Gollum? Daha zamanı değil. Daha çay saati bile olmadı. Yani çay saati diye bir şeyin olduğu nezih yerlerde. Gollum diyor ki salak. Nesih yerlerde değiliz. Yok canım. Saman asalıyor evet. Çok hızlı geçiyor saman. Kaybedecek saman yok. Gitmek lazım. Uyan bey uyan diye Frodo'nun yanına gidiyor. Frodo Gollum yaklaştığında daha Gollum ona dokunmadan bir anda patlanak uyanıp kalkıyor ve Gollum'un kolunu tutuyor. Frodo da böyle refleks olarak. Hatta kolunu biraz fazla sıkmış olmadı ki. Gollum kolu acıdığı için zorla Frodo'nun elinden kurtuluyor. Hmm. Kolunu ovarak geri çekiliyor. Salaklaşmasınlar diye tıslıyor. Gitmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Ve ağzından da başka bir sözcük alamıyorlar. Sam iyice kuşkuyla doluyor ve huzursuzluğunuyor ve bunu belli ediyor. Yani ne oluyor Gollum? Derdi ne yani? Bir pislik var ortalıkta demek ki falan ama Gollum cevap vermiyor. Frodo ise Sam'in tam tersine bunu umursamıyor. Yarı uyuşuk bir şekilde gidiyor. Sakince taşıyacağı işte denklerinden birini alıyor. Asasını alıyor ve Gollum'un ilerlediği alaca karanlığa doğru o da ilerliyor. Gollum son derece gizli bir şekilde ve mümkün olan her çıkıntıya, her ağaç gölgesine, her çalı dibine saklanarak devam ediyor ve diğer ikisinin de bu şekilde çok dikkatli bir şekilde yürümesi konusunda ısrar ediyor. Asla dışarıdan görünmememiz lazım. Asla yakalanmamız lazım derdinde. Yani sanki herkes bunları gözlüyormuş gibi bir havada yoluna devam ediyor. E zaten Frodo'nun da Sam'in de gri pelerinleri falan var. Öyle yani çok dikkatli bakmadıktan sonra hele o karanlıkta görülmeleri mümkün değil aslında. Ama gene de Gollum'un bu tedbirine uyuyor ikisi de. Hatta şey diyor burada küçük halkların dikkatli yürüyüşü sahip oldukları için onları kimse duyamazdı. Bir dalı çıtırdatmadan, bir yaprak hışırdatmadan yollarına devam ettiler. Bir saat kadar sessizce, tek sıra halinde karanlıkta bulundukları yerlerde saklana saklana yollarına devam ediyorlar. Çok uzaklarda bir gök gürültüsü veya boş dağlardaki bir davul gümpürtüsü gibi bir gümbürtü duyuyorlar. Onun haricinde de mutlak bir hareketsizlik var çevrede. Rüzgar da esmiyor, hayvanlar da geçmiyor. Tam bir böyle ölü bölgede yürüyorlarmış gibi o büyük gümbürtüler haricinde. Olabildiğince, bulabildiğince düz bir yoldan dağlara doğru kırık dök
bükük yamaçlardan, böyle yamaçları dikine değil de yanlamasına çıkarak yollarına devam ediyorlar olabildiğince eğimi azaltmak için. Ve uzakta ağaç karaltıları fark ediyorlar. Yani bir süre sonra o ağaçların yanına gidecekler. Yaklaştıkça bu ağaçların şu ana kadar gördükleri en dev ağaçlar olduğunu görüyorlar. Ağaçlar çok sık değil ama korkunç genişlikte ve korkunç büyüklükte ağaçlar. Çok çok eski, kadim zamanlardan kalma ağaçlar olduğu belli. Sanki böyle tepeleri bir fırtına veya yıldırım onları kasıp kavurmuş ama öldürememiş gibi. Üst başlarında kavrukluklar var, yanmışlıklar var ama ağaçlar hala canlı. Yer yer dalları kuru ama canlı dalları da var. Böyle yarı ölü yarı diri ağaçlar ama çok yaşlı ağaçlar. Gollum kavşak diyor böyle fısıltı bir şekilde. O taraftan gitmemiz lazım. Kavşağa gitmemiz lazım diyor. Artık tam olarak doğuya dönüyorlar. Kavşağa doğru dönüyorlar. Bu sefer yamaçtan kıyın kıyın değil de yokuşa doğru vuruyorlar kendilerini. O kadim ağaçların halkasına dalıncaya kadar dağların eteklerinden dolanıp güney yolu aniden önlerinde belirverene kadar devam ediyorlar. Gollum diyor ki tek yol bu. Yolun gerisinde başka yol iz yok. Kavşağa gitmek zorundayız. Ama acele edin ve sessiz olun. Sanki bir orduya girmiş casuslar gibi hiç kimse olmamasına rağmen o sessizlikte, o dikkatte bütün gölgelere, karanlıklara, ağaçlıklarına saklanarak gene yollarına devam ediyorlar. Olabildiğince gizli ve hafif adımlarla. Bir süre sonra ağaçların ortasından geliyorlar. Böyle kasvetli, göğe açılan kocaman çatısız bir çember o ağaçlar. Bir halka oluşturmuşlar neredeyse. Bunların gerisinde de Maronlan'a giden yol uzanıyor. Yani kuzeye doğru Karakapı'ya giden yolun bir parçası o ağaçların yanından devam ediyor. Önlerindeki yol da güneye doğru uzanan, aşağı doğru uzanan, daha Haradrim'e doğru falan devam eden bir yol var. Sağdaki de Osgiliath'a doğru devam eden bir yol var. Yani batıya giden yolda Osgiliath'a doğru devam eden bir yol. Dördüncü yol, doğuya devam eden çok küçük patika gibi bir yol. Bu da onların doğuya doğru götürecek olan yol. Orada bir an korku içinde böyle Frodo kalıyor. Bir ışığın parıldamakta olduğunu fark ediyor. Yani o karanlıkta bir ışık görüyorlar. O parlayan ışığın yakınında duran Sam'in de yüzüne bir kızıllık vuruyor böyle. Işık döndüğünde böyle dalların kemerleri gerisinde Osgiliath yolunun neredeyse dümdüz bir şekilde uzandığını görüyorlar. Böyle kurdele, düzeltilmiş bir kurdele gibi batıya doğru devam ettiğini görüyorlar. Uzakta artık gölgelere gark olmuş Gondor'un kıyılarını gördüğünü hayal ediyor muhtemelen. Çünkü oradan görmesi aslında mümkün değil ama orada Osgiliath'ın ötesinde Gondor'un olduğunu düşünüyor. Denizin kıyısında henüz gölge tarafından lekelenmemiş güneşin denizi aydınlattığını falan ya hayal ediyor ya da iç görüsü çok yüksek olduğu için o ışıklanmayı falan görüyor. Orada denize doğru böyle bir ateşin yükseldiğini ve o gördüğü kırmızı ışığında güneşin hareketli olduğunu fark ediyor ama karanlığa doğru dönüşürken şeyi fark ediyor. Arvanotlar gibi heybetli taştan bir kral yapısı var orada tahtında oturan. Yalnız ora kirletilmiş. O argonotlar gibi sağlam bir şekilde durmuyor. Hatta kral heykelinin kafası kopartılmış. Onun yerine böyle çok acemice, çok kabaca yapılmış taştan üstünde böyle kırmızı göz olan çirkin bir şey oturtulmuş kralın kafasına falan. Elleri ayakları olabildiğince kırık bir şekilde, yıpratılmış bir şekilde tamamını yok edemeseler bile bayağı zarar vermişler. Sonra Frodo o kafasından aşağı doğru devam ederken kopmuş kralın kafasının da yerde olduğunu fark ediyor. Ama kralın o devasa sakalları falan da kopartılmış, gözleri oyulmuş. Olabildiğince zarar vermeye, kirletmeye çalışmışlar. Yine de kralın kafasında tacını kopartamamışlar. Hala kralın tacı kafasında bir şekilde yerde duruyor. Hatta böyle bir tane de bitki tam tacın çevresini kralın organikten bir tacı varmış gibi kaplamış. Yani doğa sanki o krala saygı duyuyormuş gibi olmuş. Aniden Frodo bak Sam diyor. Böyle hayretle ve biraz da coşkuyla. Bak kralın yine de tacı var diyor. Yani kralın tacını yok edememiş. Filmde de vardı ama evet. Tam böyle değildi. Aynı Afganistan'da şeylerin yaptığı gibi işte abi. 5000 yıllık, 6000 yıllık medeniyete roket attılar bu, ya. Şey Buda heykellerini yıktılar gerizekalılar. Al işte o. Aynı kafa. Kafa aynı kafa. Frodo burada böyle çok büyük bir laf ediyor. Muhtemelen içine doğan bir laf. Bu bilgeliğinden kaynaklanan sonsuza kadar fethedemezler diyor. Yani elbet bir gün burayı terk edecek bu kötülük. Asla karanlığa teslim olmayacağız. Kemal Paşa'mız ne diyor? Geldikleri gibi giderler. Sonra aniden o kısa sahne sona eriyor. Güneş batarak gözden kayboluyor. Sanki bir lamba söndürülmüş gibi kapkaranlık bir gece çöküyor. Kral heykelinin görüntüsü de gözlerden kayboluyor.
Güzel bölümde aklı gitti Zafer abi. Evet, fena bölüm değil. Hani hırı yürü yok ama güzel. Yürüyorlar çünkü. Yürüyorlar. Yürüyorlar ateşlerin üstüne. Demeyeceğim, öyle bir türkü vardı sanki. Atıyor muyum? Yok, yürüyorum ateşlerin üstünde yaralıyım. Yani işte biliyoruz bu işleri. Derdi yoklar. Derdi yoklar. Bölümü kapatalım. O zaman yeni bölümde Creed Ingle'un merdivenlerine geliyoruz. Evet, tehlikeli bölgelere geliyoruz artık. Aksiyonun ve tehlikenin çok yoğunlaştığı yerlere geliyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Thank you.